Herkese merhaba. Osmanlı arşiv belgeleri okumalarına devam ediyoruz. Karşımızda gördüğümüz belge, daha doğrusu defter sayfası, Evamiri Maliye Kalemi defterlerinden bir defterin sayfası. Evamir, emrin çoğulu, yani emirler, maliye kaleminin emirleri anlamında. Bu defterlerden Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde DEVM D fon koduyla 93 adet defter var ve 1568-1837 tarihleri arasında tarihlenmiş defterler bunlar. Peki bu defterlerde neler var? Daha çok mali yazışmaların olduğu defterler bunlar. Sefere ilişkin kayıtlar var. Miri mukata işleri var, hükümleri var. Muhalefat zabıtları var. Defterdar tarafından yazılmış hükümler var. Birçok mali ve mukata işlerine dair hüküm bu defterlerde yer almakta. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi bir hükmü belirledim. Bu hükmü biraz isterseniz yaklaştırayım. Siz durdurup o noktada okuyun. Sonra tekrar ister az daha mı yaklaştırsam? Şöyle yapalım. Bu kısmını okuduktan sonra isterseniz şu kısmını da şöyle çevireyim. Diğer alt satırları da okursunuz. Evet, okumaya başlayalım. Dıraç kadısına hüküm ki. Dıraç bildiğiniz gibi Adriyatik kıyısında Arnavutluğun bir şehri, Osmanlılar için de önemli bir liman şehriydi aynı zamanda. Buranın kadısına bir hüküm. Bundan Aktem, Dıraç, bakın burada Elif'i unutmuş. İlkinde Elif'le yazdığı halde Elif'i burada unutmuş. Canibinden iştira, Elif, şın, iştira, satın almak demek. İştirası, pardon, iştirası fermanım olan miri kir bastan. Kirbas arkadaşlar keten veya pamuktan üretilen bir bez çeşidi, kumaş çeşidi. 10 bin zira, zira da bir uzunluk ölçü birimi. Kirbasın der saadetime gelmesi lazım mühim. Lazım ve mühim ama lazım mühim olmağla imdi mekarisin. Mekari arkadaşlar bir yani kira kökünden gelen bir kelime. Kira ile hayvan işleten katırcı ya da kiralık hayvan anlamına geliyor. Dolayısıyla burada kiralık hayvanı mı kastediyor yoksa kirayı mı kastediyor ya da bu katırcıyı mı kastediyor? Metinden onu anlayacağız. Mekarisin der saadetimden verilmek üzere mekari davarlarına bu mekari tavarları öküz olabilir, katır olabilir. Tahmil ve der saadetime ve der saadetime irsal u teslim ettirilmek fermanım olmuştur. Olmuştur. Buyur dum ki. Bu kefi burada eksik yazmış. Hükmü şerifimle vardık da bu bapta sadır olan emrim üzere amel, şurası amel arkadaşlar, ayın şurada, orayı da biraz eksik yazmış. Yani tam dolaştırmamış ayının yuvarlağını. Amel idüp dahi tehir u tevakkuf eylemeyip. Tehir bildiğiniz gibi bir şeyi ertelemek demek. Tevakkuf ise vakıftan, durmaktan geliyor. Durma, eğlenme, bekleme anlamında. Yani tehir edip beklemeyesiniz. Tehir u tevakkuf eylemeyip ol miktar
ol, şurada min var, miktar, zira, kirpası, muaccelen, mekari tavarlarına, tığının çizgisi burada kalmış, tahmil ve der saadetime, irsal u teslim ittirüp, gönderip, teslim, irsal göndermek, ulaştırmak anlamında, gönderip, teslim ettirip, ihmal u müsahale, ihmal bildiğiniz gibi bir işi geri bırakma, yapmama anlamında, müsahale ise aslında kolaylık gösterme, yumuşak ve müsamahalı davranma anlamına geliyor. Burada ise bir işi ihmal edip çok ciddiye almadan yapma, yumuşak davranma, sıkı tutmama anlamında kullanılıyor. İhmal-ü müsahale eylemeyesin, eylemeyesin ve lazım gelen mekarisin teslim olunduktan der saadetimden eda olunur bilmiş olasın. Fi 24 Rebiül Ahir sene işaretimiz sene 1073. Şimdi burada başka söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Bir hızlıca bakıyorum. Evet, 6 Aralık 1662 tarihine denk gelen bir hüküm Dıraş'tan mekari tavarlarına yüklenecek 10 bin zira kirpasın yüklenip İstanbul'a gönderilmesi ve İstanbul'da bu mekari yani kira ücretlerinin, taşıma ücretlerinin verilmesi emrediliyor. Hükmümüz bu şekildeydi. Bir sonraki hüküm okumasında görüşmek üzere.